Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam söylediği tam cümleleri aktarmak istiyorum. Ee, NATO'nun İsveç, ha şöyle diyor. İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezleri. Parlamento'ya gidip bunları konuşturuyorlar. Yani bu teröristleri diyor değil mi? PKK'ya eee PKK lı isimleri parlamentolarında konuşturuyorlar. <laughs> hatta ve hatta terörist yanlısı üyeler var diyor parlamentolarında diyor İsveç için. Şimdi bunlar diyor bizi ikna etmeye mi gelecekler? Hiç yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde NATO'ya girmesine evet demeyiz. Hakan Bayrakçı, şu harita üzerinden İsveç'in durumunu bize bir anlatabilir misiniz? Yani hakikaten İsveç Finlandiya'dan pek bahsetmiyor, cumhurbaşkanı da evet. bahsetmiyor ama İsveç'in farklı bir durumu mu var? Şimdi İsveç'in ve Finlandiya'nın birkaç farklı durumu var. Buradaki açıklamaları tekrara düşmeden yeni bir şeyler söylemeye çalışalım. Çünkü buradaki bütün açıklamalar zaten katılıyorum doğru. Bu arada şöyle bir not düşelim. İsveç bu aşırı özgürlükçü merakıdan dolayı diyelim. Çünkü özgürlükçülüğün de bir sınırı vardır diye düşünüyorum. Yani başkasının özgürlüğünü rahatsız etmediğiniz sürece özgürlük özgürlüktür diye bir tanım vardır. İsveç'te gerçekten sadece PKK değil. Dünyanın birçok böyle terör e, örgütlerinin aşağı yukarı merkezi gibi. Hatta Zafer Bey eksik söyledi. E, İsveç parlamentosunda PKK'lı diye bilinen üç tane milletvekili var ya. 5 tane de bunun üçünün PKK'lı konuşuluyor, biliniyor yani. Şimdi İsveç'in durumu bu. İsveç o konuda kaldı ki İsveç yakın tarihlere kadar Türkiye dostu veya Türkiye'ye yakın bir politika izlerdi. Bu PKK olayı çıkana kadar. Daha doğrusu 20-25 yıl öncesine kadar. Bunun bir sebebi muhtemelen tarihidir. Çünkü İsveç'in şöyle Peki, bir PKK'lıyı Parlamentosuna bile alırken özgürlük diye mi alıyor? E onların kavramı o, yani onlar öyle e diyor. Ama terörist. Tamam işte, ama orada terör... başka bir sürü örgütler var. Ne bileyim, İspanyadaki bilmem ne örgütünün adamı A da orada. E şimdi bütün bu ayrılıkçılık. Hareketlerini aynen. maalesef orada sanki bir evet, e, ba cenneti haklı gibi bir bağımsızlık aynen, savaşıymış gibi algılıyorlar algı evet, ve aynen, yorumlama e, merakı evet. var ve bunun altını kazıp Türkiye'nin yanıt olarak ne dediğine karşı da bir algı duvarı var yani evet. e, o, o demek, bilgileri o duymak istemiyorlar ne algı duvarı Pardon. hakikati e, duymak e, istemiyor e, hakikati duymak istemiyorlar yani işte e, Türkiye'de Türkiye e, diyor ki e, ya bu, bu her yurttaşımızın cumhurbaşkanlığı dahil her noktaya yükseldiğini veya e, işte Türkiye'de e, bütün her halk kesiminin barış içinde yaşadığını veya bir baskı e, e, iddia edildiği bir baskı olmadığını vesaire. E, bunları bir şekilde duymak istemiyorlar ve... ve bunların terörist olduğunu söylüyor Türkiye. Evet. E, Onu o, da o, bunlar ne diyorlar? O, o, ha, Hak ha, savaşçısı. Onlar özgürlük veya bağımsızlık mücadelesi evet, öyle. E, veriyor diye kendi yorumlarını yapıyorlar evet. ve yanıtlara tıkalılar. Şimdi, Bu Sadece bu. Türkiye ile ilgili bir sıkıntı değil. Başka devletlerin bu tür Ayrılıkçı unsurları da o ülkelerde terörist olarak tanımlanan unsurlar da İsveç'i cennet olarak kullanıyor. Yani İsveç böyle bir ülke. Yani biraz önce lafa girerken söylediğim gibi özgürlükçü kavramının e, kendi dejenerasyonunu kendi içinde yaşayan bir ülke. Finlandiya'da var mı bu işin içinde? Hayır. O kısmen. Çok az. Şimdi bir defa Finlandiya ile ilgili bir dipnot düşeyim. Yani bu bir bilgi olarak söylüyorum. Bu konuyla ilgili çok da olmayabilir ama e, bilmeyenler bilsin diye söyleyeyim. Finlandiyalılar tıpkı Macarlar gibi köken olarak Avrupa'daki iki Orta Asya kökenli kavimden biridir. Finugor kavmi diye geçer bunlar. Ural Altay dili konuşurlar. Hı. Ural Altay dillerini diğer dillerden ayıran şey isim tamlamasında takının sona gelmesidir. pincede <laughs> de Türkçe gibi takı sona gelir. Ve birçok kelime de Türkçe ile aynıdır. Hı. Yeni olmayan kelime. Mesela biz ben deriz ama siz doğuya Türkmenistan'a ve Azerbaycan'a gittikçe men derler. Men. Bunlarda da ben, men. Ma. Sen, siyan. Aynı değil. Allah Allah. Evet. Yani. Fince böyledir. Finci, Finler e, ve, ve, Macaristan'da bu yakınlık e, yoğun olarak var Türkçe var. ile. Zaten Macaristan'ın öbür adı biliyorsunuz Hungarya. Yani Hunların ülkesi diye geçer. Bu bilinen bir şey tarihte. Artık kanıtlanmış şeyi konuşuyoruz. Yani öyle tevatür boyutunda değil. Hemen Finlandiya'ya gidesim geldi Redi <laughs> Baykan. Finler öyle. Finler öyle. Zaten Finlandiya'da şu bölgede oturan halkın Gözleri hafif hala çekiktir. Evet. Gerçi bu saatten sonra Rusya'nın. E öyle diyorlar da. Bu şimdi. saatten sonra Rusya'nın saldırma ihtimali var orada. Şimdi ha kahve yani, içmekte biraz. Ben bu şu... Finlandiya'ya Ocak ayında gitmeyin e, soğuktan Felakalı. ben aynen, donduğumu aynen. hatırlıyorum. Şu sınır güzel bir güzel bir ülke mi? Çok güzel bir ülke. İnsanları da güzel bir Çok sıcaktır, İnsanları da şeydir. Şey. Evet. Şu sınır 1300 kilometre. Sempatik bakarlar. Evet. 1300 kilometre. Onu niye söyledin şimdi abi? Ee, Rusya'ya 1300 kilometre sınırı olan bir ülkenin NATO'ya girmesini e, de bir göz önüne getirmek şimdi lazım. Şimdi oraya hakkında. geliyordum tam. Bunlar dipnot olarak söyledim. Yani bilgi olarak söyledim. Ya çok teşekkürler gerçekten. Sağ olun. Ee, <laughs> yani Laponlar falan diye de geçer. Detay çok da onu geçiyorum. Şimdi Rusya'nın hassasiyeti nereden geliyor ve problem nerede? Şimdi Rusya'nın derdi, bakın şu ülkeler var ya Polonya... Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, e, Moldavya. Hatta Ukrayna ve şimdi bu Estonya, Litvanya, Letonya falan. Şimdi bunların hepsi eski Varşova Paktı. Rusya'nın kontrolünde ülkelerdi. Bunlar ayrıldılar ve tezelden de NATO'ya geçtiler. Rusya'nın birinci rahatsızlığı bu. Ukrayna'da da aynı ihtimal baş gösterince Moskova dediğiniz şurası. Ya yani tamam. 400 kilometre. Ben de diyorum ki bu Rusya Ukrayna'nın NATO'ya girme teşebbüsü ortaya çıktığı için buna saldırmadı mı? Evet. Evet. Şimdi bunlar da Başka giriyor. Dönemde bunlara dönemde da saldıracak mi? mı ya? Yani? Hayır. Bunlara bence saldırmaz. Niye saldırmaz? <laughs> Buradaki sorunu söyleyeyim. Şimdi Rusya bir kere Finlandiya'ya saldırdı biliyor musunuz? Tabii. E tarihte. Tarihte dediğimiz 2. İkinci Cihan, i̇kinci Evet. Finlandiya'da eee yokşa çıktı. Öyle hop Helsinki'ye giremedi. Hatta bozgun. Direniş yaptı. Tabii. Finlandiya müthiş Şanlı direniş Fin gördüm. direnişi. Aynen öyle Ne de geçiyor. olsa Ural Altaylar'dan geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya Öyle de denilebilir. Yani adamlar şey dayanıklı adamlar sonuçta. Şimdi e, Finlandiya'da böyle bir problem var. Ama şurası 1400 kilometre Moskova'ya. Bunların derdi bir Finlandiya ile olduğu kadar. İsveç'te de böyle bir dertleri var. Bir de tarihten ama kaynaklanan. Ama İsveç'in bir sınırı var. yok Rusyayla Yok ama. Bu denizi tamamen İsveç ağırlıklı kontrol altında evet. tutar. Bir de İskandinavya deyince evet şurası Norveç şu Fiyortlar falan ama yani İsveç'tir asıl. Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Yani e, aslında İsveç'in de NATO'ya dahil olması Rusya açısından çıkarlarına çok aykırı. Elbette. Denizi kontrol ediyor. Orada NATO üsleri olacak yani değil mi? Aynen. Aynen. Şimdi e, bunu bunda dipnot bu olarak Bu, da, bu arada Abdullah da yayınımızda. Abdullah Bey merhaba hoş geldiniz. Bir dipnot daha söyleyeyim. Iyi yayınlar. Ee, çok kısa bir dipnot daha söyleyeyim. Tarihten hepsi bir ölçü oluşturuyor. Ee, şimdi bu İsveç e, 1709 senesinde Rusya'yı işgale başladı. İsveç kralı geldi bütün buralarda. Demirbaşşal. Demirbaşşal dediğimiz. E, Rus çarı Petro'yu yene 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 5 meydan savaşında yenerek şuraya kadar geldi. Rusya'yı bitiriyordu bu adam. Şurada Poltava diye bir yer var 1709'da. Burada Ruslar bunu yendiler. Hatta Petro meşhur lafı da burada söyledi. Yenile yenile yenmeyi öğrendik. Lafı Petro'nun burada söylediği laftır. Bu da geldi bize sığındı İsveç Kralı. Demirbaş dememizin sebebi de bizde uzun yıllar kaldı, ikamet etti. Demirbaşımız oldu yani. Evet. Belgrad'da, Prag'da, Varşova'da filan epey uzun zamanlar kaldı bu Osmanlı topraklarında. Bir de ayrıca İsveç yüzünden biz de Rusya ile ayrıca harbe girdik. Meşhur 1711 Prut Savaşı ve Prut Anlaşması 1711 bu olaydan sonra olmuştur. İki yıl sonra. Evet bugüne gelir. Şimdi bugüne gelince özet ve problem şu. Rusya her taraftan NATO tarafından kuşatılıyorum diye Ukrayna Savaşı'nı, tabii başka sebepler de var maddi meseleler var, karadaklar vesaire. Bunlar, bunlara Burada niye hasta, saldırmaz? Bunlara niye saldırmaz? İsveç ve Bunlara Finlandiya. saldırdığı an tıpkı 2. Dünya Harbi'ndeki senaryo gibi bir, birinci sebep bu kısaca söylüyorum. Mesela Almanlar önce Avusturya'yı ilhak ettiler. Sonra Çekoslovakya'yı buralara sesini çıkarmadı dünya. Polonya'ya girince İngiltere ile Fransa savaş ilan etti. Ya buraya Şimdi İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa Cihan Harbi mi çıkar? E, ya çıkmasa bile İhtimali ciddileşir. Ya Ukrayna'ya saldırdığında da 3. Dünya Savaşı çıkar demişlerdi. Hiçbir savaş. Şimdi savaş Ukrayna çıkardık. için tabii artık dünya o kadar dünya savaşını göze alamıyor. Çünkü burada 6 bin nükleer başlık var. Bilmem Amerika'da 5 bin var. Bir de Finlandiya ve İsveç'e saldırırsa Avrupa'ya yayılır savaş. Hem yayılır hem de artık yani Rusya cılkını çıkarmış bir vaziyete düşer. Yani önüme gelene NATO'ya girene Peki, saldırayım modu olur. Rusya ya zaten şu Ukrayna işini halledemedi ki savaşta batakla girdi Kiev'i alamadı Dombast'ta debeleniyor. Aynen. Aynen. Oraya saldıracak takati kaldı mı Rusya'nın? Şimdi saldırır. Batının, Rusya ve saldırır batı'nın ve Amerika'nın Batı'nın ve Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği maddi destek şaşırtıcı oranlarda artmaya devam ediyor. Tabii, doğru. Ee, bu da Rusya'nın tabii o savaşı bu hafta bitiremedim yok 9 Mayıs'ta bitiremedim. Hadi ay sonu bitirir miyim? Yani, o, o hesaplar durmadan e, erteleniyor. Çünkü e, bu maddi imkanlar tabii askeri imkanlarla e, çarpılarak geliyor. Bir de Ukrayna'nın kararlılığı var. O da e, Rusya'nın durumunu dediğiniz gibi e, bataklığa bir sokuyor. Bir de bir şey daha var. Ee, Ukraynalılar yani Zaporoj kazakları benim tabirimle fazla dirençli çıktılar. Çok dirençli. Evet. Ben beklemiyordum. Neler olsun açıkçası. gerçekten. Savaşçı çıktı adamlar. Evet. Yani böyle bir direnç geçen gün dinledim. 80 kişi bilmem evet. koskoca kasabayı savundu. Şey. Evet. Ve dünyada Zelensky, evet. Zelensky. Zelensky aktör düşüydü buydu, bunlar dirinemez diyenler orada da gerçekten halkı birleştiren hmm. bir lider buldular. Mahcup oldular, mahcup. Evet. Öyle diyenler. Son evet. bir şey. Türkiye'nin bur buradaki ısrarının birinci sebebi tarif edildi. Bir dakika, ha. Bir şey söyleyeceğim. Hı -hı, buyurun. İsveç ve Finlandiya NATO'ya giriyor. Ben hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki biz buna sıcak bakmayız dedi. Böyle çok evet. şaşırtıcı bir şey. Sadece ben değil, Finlandiya şaşırdı, İsveç şaşırdı, Amerika şaşırdı. Ya ne, ne oluyor? Türkiye ne yapmak istiyor? Ne demek istiyor filan diye dikkatler hemen Türkiye'ye çevrildi. Siz şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. Hatta bekliyordum. Neden? Sebep sadece İsveç'in teröre çok müsait bir ülke oluşu değil. Bravo. Burada Rusya işte. e, söylenmiyor. Yani daha doğrusu her şey söylenmez. Benim de belki söylememem lazım ama biz burada objektif yorum yaptığımız için hepimiz söyleyebiliriz. Devlet seviyesinde söyleyemezler. Türkiye'nin milli çıkarları yani yüksek menfaatleri bir ülkenin e, artısını, eksisini o ülkenin sorumluluğunda bulunanlar gözetleyebilirler. Evet, kasayı onlar tutar. Bizim milli çıkarlarımıza aykırı mı İsveç ve Finlandiya? Bizim milli çıkarlarımızda eğer Rusya ile bu konuda ciddi bir ters düşmek yoksa sebeplerden biri olmuş olabilir. Bu bir, kadar. Bir dakika. Söyleyeyim. Türkiye bir NATO üyesi olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasına evet dese Rusya ne diyecek ki bunaya? İşte diyecek ki sen tarafsızlığını bozdun demin söylediğim şekilde. Sen evet. bana eşit mesafedeyim savaşta diyordun. Şimdi birden beni ama kuşat, kuşatılmamıza neden oluyorsun ha, diye. A, ama e, ama Bedirbay kam Türkiye Rusya'nın aynı şey diyor değil mi? ama ta, de söylüyorum o zaman. Türkiye Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına net şekilde karşı çıktı. Birleşmiş Normal. Milletler'de Onların Normal. E, yani bunları karşı yapan ama onu tutumu tamamen tarafsızdı. Nasıl tarafsız ya? Ben diyor Şöyle, kabul etmiyorum bu saldırıyı. Söylem o. Sözden söylüyoruz. Ama icraatlara baktığınızda biz Türkiye objektif durdu. Rusya tutup da sen şunu yaptın Boğaz'dan Ukrayna gemisini geçir Geçirmedik de ama. Demedi. Ama Rus gemisini de geçirmedi Türkiye. E tabii çünkü onu geçirmeyince onu da geçirmiyorsun. onu Şimdi... Rusya tuhaf karşılamaz. Ya yani şunu demek istiyorum. Şimdi Rusya ile Türkiye'nin çeşitli ekonomik, Milli savunma sanayine yönelik, Peki başka şey, konulara yönelik imkanları var. Bu tezinizi çürütecek bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İsveç samimi bir şekilde teröristlerle hesaplaşırsa, ne bileyim Türkiye'ye bu konuda güvenceler verilirse, evet. teröristleri iade ederse, yaptırımları kaldırırlarsa, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın şikayet ettiği Heh. yaptırımları kaldırırlarsa, Türkiye mecburen yani o zaman diyecek gerekçesi kalmayacak kaldırmazlar. Ya kaldırdı diyelim dakika, varsayalım. Cevap vereyim Ama mi? bir önceki soruya da cevap vermek istedim tamam. buyurun. Bakın. Bu soru güzel bir soru ama vereceğim cevaptan pozisyonumuz net anlaşılacak Türkiye'nin pozisyonu. İnşallah öyle bir durum olmaz. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> ne ben ben bir anlatabildim şey, mi anlatabildim? Ben bir şey sadiyem. Siz Rusya'yı çok abartıyorsunuz. Abarttığımdan değil. Türkiye'nin bu karar yani şu anda Türkiye kararlı. Bu kararlık sadece burada 3-5 tane PKK'lı barınıyor diye değil. Rusya için. mi? Bir sebeplerden birisi de Rusya. Ben birisi de diyor. Türkiye'nin onu dikkate aldığını pek düşünemiyorum Ben bir şey izah edebilir miyim? Yani saygı duyuyorum görüşünüzü. Estağfurullah. Bu görüşünüzü ifade etmeniz için her buyurun. Ben bu Buyur. <laughs> sopayı ben alayım. Ben Sen geçeyim. Bas. Yok yok bekleyin yani. Şimdi, ne Turgay şimdi... Bey bir şey söylüyor tamam. da anlamak. Şimdi, ekran başında izleyenler şuna çok dikkat etmeli. Türkiye burada. Keşke harita biraz yukarı çıkabilse. Diyor, görüyoruz Türkiye'yi. Ee, şuradan yukarı bir sınır çekin. Finlandiya, İsveç, Avrupa hepsi, Ukrayna hepsi içinde olsun. Bir de Türkiye'den bu tarafa bir e, çizgi, yani şöyle düşün, ikiye böl. Evet. Burası Avrupa. Biz Avrupa Birliği'ne almıyor. Burası Avrupa PKK'ya destek veriyor. Burası Avrupa PYD'ye destek veriyor. Burası Avrupa FETÖ'ye destek veriyor. Burası Avrupa Türkiye'nin iç işlerine sürekli burnunu sokuyor. Amerika'yı da buna dahil edebilirsiniz. Şimdi burada Türkiye var, Rusya var, Türkiye Cumhuriyetleri var, Suriye var, Orta Doğu var. Bu, tara bu tarafta öyle bir coğrafya. Bizi Avrupa Birliği'ne almıyor. Tamam evet nereye Bize vardır? her türlü operasyon çekiyor. Şimdi biz diyoruz ki Finlandiya ve İsveç tamam tamam girsinler biz de okey veririz. Şimdi siz bir Rusya'nın 1300 kilometre sınırı olan bir ülkeyi NATO'ya aldığınız zaman bu şu demek. Rusya NATO tarafından kuşatıldı demek. Bana ne ya Rusya düşünsün. Şimdi öyle değil. Siz Türkiye bugüne kadar bir denge politikasıyla ayakta kaldınız. Sizi Rusya'dan koparmak istediler. Rusya'nın uçağını düşürdüler, büyük elçisini öldürdüler FETÖ marifetiyle. Bunlar oldu. Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirip burada bir ayağını yok etmek istediler. Ama Türkiye başından beri bir denge politikası ben, güttü. Anladım ama Rusya ile çok ciddi bir Rusya ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunda böyle bir hesap olduğunu sanmıyorum yani. Niye olmasın? Ha niye olmasın? Gayet olabilir. Şimdi Türkiye. Ya bu çok daha küresel bir. Ta, sö adam, söyleyeyim. Şimdi Türkiye durup dururken Finlandiya ve İsveç iki buçuk ay önce farklı şeyler söylerken bir anda evet ya biz NATO'ya katılmak istiyoruz Ama dediği Türkiye'yi hesaba katarak bunu söylemiş olduklarını bir fazla komploji olur yani Türkiye'yi Türkiye hesaba... hesaba katmaları Belki gerek Türkiye'yle yo, yo, Türkiye Türkiye ilgisi yok Türkiye'yi Türkiye şey. hesaba katmadılar hatta Ama ben, şaşkınlar bu konuda evet, Turgay Güler'in sözünden hayır ben öyle, anladım. Yo, yo, ben yo, öyle ben bir şey demiyorum onlar Türkiye'nin hey diyeceğini düşündüler daha bir... doğrusu sessiz kalacağını düşündüler evet, yani buradan bir maraza çıkmayacağını düşündüler şimdi tamam. Türkiye çok doğal. Dünyada her ülkenin yapabileceği, bu tür durumlarda her ülkenin yapabileceği bir şey yapıyor. Diyor ki, bir dakika orada durun bakalım diyor. Aynı zamanda Rus yani şimdi Hakan Bayrakçı altını ısrarla çizdi. ben bir bilgiyle, o da bir bilgiyle söylemiyor. Ama Fahmini ben yapıyorum. okumalarım üzerinden şunu söyleyebilirim. Yoksa devlet politikasını bu, nereden evet, bileceğiz? Devlet politikası olarak söylemiyorum ama ben okumalarım üzerinden şunu görüyorum. Diyorum ki İsveç ve Finlandiya iki ülke teröre destek veriyor mu veriyor. Bugüne kadar 33 teröristi istemişim ama vermemiş. Evet. 19'unu reddetmiş. 5'inin hiç yüzüne bakmamış. Evet. Şimdi YPG ile sıkı fıkılar. Ayrıca destek de veriyor. Tabii. Tabii. Ya, ya tamam Türkiye kadar. diyor ki bunu yapma diyor. Ben de sana Hayır, hayır. Ama. bunu yapma derken. Ama bugün Cumhurbaşkanı ne diyor? Diz diyor bunu bu pazarlık için geliyorsanız zahmet etmeyin. Ay pazarlık için geliyorsanız önce değil mi? kaldırın diyor. İkna edeceksiniz diyor. Çünkü şimdi, kaldırmayacaklarını da biliyor ayrıca. Şimdi şu Bak şöyle bir şey var bakın İbrahim kalın e, Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra açıklama yaptı dedi ki biz dedi kapıyı tamamen kapatmıyoruz. E, tamam bu, kapatmadık. Tamam, kapatmıyorsun. Dünyaya Yani karşıda öyle diyecekler. Kapatmadık. Yani Amerika'ya ama yani. siz çok arkasında şey arıyorsunuz. Niye? Yani. Hayır yani, aramıyoruz ya niye? yani. Ya yani şu şunu, devletin dili tabii ki şu, biraz diplomatik olacak. Şu, yani bizim şunu, burada konuştuğumuz gibi evet. açık açık konuşamazlar. Şunu niye? Ben Türkiye'nin sizin dediğiniz gibi e, ya ben şimdi bu İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya girmesine onay verirsem vetolamazsam Rusya'yla papaz olurum diye bir kafasından bir fikir çıktığını Bakın, sanmıyorum. Yani e, böyle bir önce olduğunu düşünüyorum. Ya Fonday yapılar... Bey ile e, Hakan Bey'in söylediği e, teze göre Türkiye'nin hiçbir zaman e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hayır. izin vermeyeceği noktaya geliyoruz. Hayır, hayır. Hayır. Yani evet. verdiği evet. anda Rusya'yı karşısına alacaktır. Tabii, Rusya'yla papaz olur. Ee, Rusya Rusya'yla papaz Şimdi olacaktır. Zor. Ama tersinde sizin düşündüğünüzü, gördüğünüzü, bildiğinizi Batı, Amerika görmüyor mu? Onlar Kesin... da görüyorlarsa hayır. o uzak... zaman diyecekler ki bu, Türkiye sizin bu, bu terör var. örgütüyle ilgili söylediğiniz şey bahane Asıl amaç ile olan ilişkileriniz. Ama Hayır, o zaman bizi Hayır. oradan sıkıştıracaklar. Hayır, ki. ben delil getirebilir miyim? Argüman çok kuvvetli. Ben, deli ben delil getirebilir miyim? Ee, Biden seçimden az önce New York Times muhabirleriyle yaptığı o meşhur toplantıda, internette bulabilirsiniz, her yerde var. Diyor ki Türkiye'nin Rusya'yı bize karşı bir koz olarak kullanmasının önüne geçmeliyiz diyor. Yani Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmalıyız diyor. Öteden beri diyor zaten. Bu, de bu, bu, bu sürekli. Bunlar, bunları biliyoruz. Ben ama, ama şimdi. bunları, anlamıyorum. Ali. Eğer bunları biliyorsak, Türkiye, İsveç ve Finlandiya e, biz NATO ülkesi olmak istiyoruz dediğinde Türkiye'nin e, orada elindeki bir kozu kullanmasını da sadece bir tek şeye bağlamamak lazım diyorum. Ben şimdi Cumhurbaşkanının e, Rusya ile papaz olurum. O yüzden İsveç ve Finlandiya'yı vetolayım ama bunu da böyle çok deklare Niye etmeyeyim. Niye papaz olurum üzerinden okuyoruz? Diye okururuz. düşüneceğini evet, falan üzerinden okumaya ki. Yani Rusya, Türkiye Rusya ile hastasız dese bile Türkiye, dikkat ederiz. Türkiye-Rusya yani. ilişkileri orada duruyor bir denge. Türkiye-Avrupa ilişkileri burada duruyor bir denge. Türkiye-Amerika ilişkileri Türkiye, orada Rusya duruyor bir başka denge. Türkiye-Rusya ilişkilerini de hesaba katıyor. Evet. evet. O tab bu ya daha Şimdi ben şunu söylemek olabilir. olabilir yani buna bir itirazım ee, olmaz. Meşhur laf var ya zor oyunu bozar diye. Şimdi Türkiye pazarlık masasına bu PKK, YPG ve işte İsveç'in tavrını getirebilir. Ve İsveç ve Finlandiya da kendilerini ciddi anlamda artık kamuoyu olarak da devlet devlet düzeni açısından da tehlikede hissettikleri için şu ana kadar hiç dinlemedikleri, kulak arkası ettikleri hadi canım buradan e, girer oradan çıkar bana ne konuşmaya devam etsinler dedikleri noktada hassasiyet gösterecek. E, yani. Hayır adına hassasiyet demeyelim işte zor oyunu bozar. bozar. Birden o teröristleri belki e, bar, barınak e, sağlamaya veya arka çıkmaya falan mecburen vazgeçebilir. Sınır dışı bu, edebilir. Teslim bu hamle edebilir. karşısında. Tamam. Bu sefer ondan sonra da zor oyunu bozar. Ters tarafa doğru çalışabilir. Bu sefer Türkiye, dünya kamuoyu veya NATO masasında veya Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı, bak senin dediğin işte şikayet ettiğin konular da bir şekilde çözüldü. Şimdi artık sen zaten buna direnç göstermeyeceksin dediğin. De bu sefer zor ters yöne doğru gider. Ben de onu diyorum yani evet. işte. Diyelim ki İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin taleplerini karşıladı. Bu durumda ne olacak? Türkiye ne diyecek? Tamam diyecek. Hayır, mecbur o zaman. E, tamam, tamam, diyecek. O zaman mecbur. Rusya Gelelim. Ne dedim? Ya e, İnşallah bizim, öyle bir durum olmaz. Bizim, bizim evet. aramız açılacak mı o zaman? Hayır. açılmaz. Çünkü Rusya'ya dönüp deriz ki canım insaf artık. Ha, yani, deriz. ya, ya evet. o. yani Rusya Zin... birden evet dememiz ve hadi can peki girsinler ya, diyemeyiz. Bak, bak, Onu bravo. demek istiyor. Ha, evet. bir tanım oldu. Bravo. Arkadaşlar bir de şunu unutmayın lütfen. Putin'in, Rusya'nın bizim Rusya'ya ihtiyaç duyduğumuz kadar Putin'in ve Rusya'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Tamam, tabii Türkiye, ki tamam ya biz, bu de, onu bize bu biz de onu biliyoruz. Biz de onu okay, biliyoruz da. Tamam bozulmasın. Hayır. hayır. Ben de Bak Hakan bir... Bey size bir şey söyleyeyim. Pardon Turgay Bey. Ya bakın biz Azerbaycan <laughs> topraklarını geri kazanırken ya. laf aramızda hepimiz çok sevindik, alkışladık. <laughs> Azerbaycan demek biz demek. Yani ben biz diye konuşuyorum Azerbaycan'dan. İyi de laf aramızda Putin'in e, sessiz kalışı olmasaydı biz onu yapabilir miydik? Şimdi işin gerçeği. Şimdi Putin'le bir takım özel, daha doğrusu Rusya'yla, Putin'i de bırakın. Rusya'yla Türkiye'nin bir takım Ali menfaatleri var, yüksek çıkarları var. Bu da yani devletin özel şeyi değil, Türk milleti için, Türk halkı için. Devlet tamam, için. Tabii, için. Tabii tabii ben Konuşma. de öyle söylüyorum. Biz ben, bu Ukrayna'da, çıkarlar doğrultusunda Türkiye politikalar Türkiye, üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ha. en üst ağızdan Ukrayna'daki dramı dile getirdi. O savaşa itirazını ortaya koydu. Söyledi mi onu? Evet. Tabii bunları yaptı. İşte. Ama aynı zamanda eş zamanlı olarak e, bir denge de güttü. Tamam. Yani siz Buna Avrupa... Buna kimsenin itirazı yok ki. Şu anda da aynı şeyi yapıyor. Şu anki daha... Tamam sonra. ben şu anki... Hayır, Hayır. Şu ben olmayacak. benim itiraz ettiğim konu şu Putin'den Rusya'dan çekiniyor. Hayır çekinmiyoruz. Çekinme ha, değil. Okay, o sizin tamam. ifadeniz tamam. Çıkar benim başka söyleyeyim. bir şeydir. denge. Çekinmek başka denge denge tamam. politikası. Eyvallah. Var mı itiraz? Hatta mı? karşılıklı çıkar başka bir şeydir. Çekinmek başka bir şey. O zaman yani çıkar da vermeyeyim. değil. Karşılıklı çıkar.